Merhabalar değerli arkadaşlar, merhabalar beyefendiler ve hanımefendiler. Sevgili arkadaşlar, bu analizimizin konusu borsa olacak ve endeks olacak. Endekse dair gelişmeler ve içinde bulunduğumuz süreç ve önümüzdeki hafta veya önümüzdeki süreçte neler olabileceğine dair bir takım somut veriler eşliğinde, özellikle aracı kurumların ne tür adımlar attığı ve teknik detayları da bunlarla birlikte harmanlamak suretiyle bir analiz yapmaya çalışacağız. Sevgili dostlar, öncelikle maalesef kusura bakmayınız ki son birkaç gündür endekse dair yorum aktarma şansım olamadı. Malum piyasalar çok hareketli olduğu zaman bizlerin de işleri oldukça yoğunlaşıyor. Seyahat trafiği ve iş trafiği oldukça yoğunlaşmakta ve bu analizi sizlere maalesef ki bir otel odasından aktarmaktayım. Ve saatlerimiz saat 04.30'ları göstermekte. Umuyorum ki yarın akşam itibariyle evimde olabileceğim ve bir de Viyop'la ilgili analiz aktararak bu haftayı tamamlamış olacağız. Değerli dostlar, endeksle ilgili olarak malumunuz üzere son derece sert bir satış dalgası yaşandı. Ve bu sert satışın sebebinin ne olduğunu artık swap mevzusuyla ilgili olarak, bununla ilintili olarak biliyorsunuz. Yabancıya mecbur bırakılan TL'ye erişme zorluğu ve onların TL'ye erişme zorluğu paralelinde yüksek orandaki faizlere mecbur kalmamak adına ellerindeki tahvil ve de emtia veya hisse senedi bazındaki varlıkları satmak suretiyle bu TL sıkıntılarını çözebilmek adına endekste önemli bir kayıp yaşattıklarını biliyoruz. Sevgili arkadaşlar, bizler daha doğrusu benim yapmış olduğum analizlerde takas konusuna son derece büyük önem verdiğimi, özellikle yabancı kurumların veya yabancılar lehine işlem yapmakta olan aracı kurumların hareket tarzlarını yakından takip eden bir analist olduğumu ve hepsinden de öte genel manada aracı kurumlarının hangi adımları attığı bilinmiyorsa teknik anlamda herhangi bir gelişmenin olamayacağına inanan bir analistim. Zira biliyorsunuz ki birileri almaz veya birileri satmaz ise grafikler asla yerinden oynamaz. Grafikler yerinden oynamaz ise şu gördüğünüz kırmızılar ve yeşil çubuklar oluşmaz ise bu durumda teknik analizin temelini oluşturan osilatörler, indikatörler veya formasyonlar asla gerçekleşmez. Demek ki grafikleri veya teknik analiz dediğimiz kavramın konumunu gerçekleştiren en önemli etken biz veya yabancı yatırımcıların attıkları adımlardır. Onlar olmadan hiçbir şey gerçekleşmiyor. İşte bu sebeple arkadaşlar, yabancıların özellikle takas analizini çok önemsiyorum ve sizlere zaman zaman grafiklerimde bu tablo ile bir takım analizler aktarmaktayım. Ve buradaki beyaz eğrimiz, beyaz çizgimiz ve beyaz çizginin altındaki şu görmekte olduğunuz flu alan yabancı takas oranını yansıtmakta. Malum yeşiller ve kırmızılar ise endeksin günlük bazdaki hareketlerini gösteriyor. Ve hep analizlerimde şu ifadeyi kullanmıştım. Demiştim ki yabancıların alımları ile birlikte, yani yabancı takas oranı artarken aynı zamanda da endekste bir artış varsa bu sağlıklı bir yükseliştir. Ama endekste bir yükseliş varken yabancı takas oranında bir azalma varsa bu durum önemli bir sıkıntıya işarettir. İşte sevgili arkadaşlar, tekrar bu hususu vurgulamak durumundayım. Zira bu konuyu son derece önemsiyorum. Yabancı takas oranı azalıyor ama gördüğünüz gibi endekste bir artış var. Bunun anlamı şudur değerli dostlar. Yabancı takas oranı azalıyor ise eğer ve endekste de bir artış, bir yükseliş yaşanıyor ise bu durumda yabancı endeksi bilinçli olarak yükseltiyor ve bu yükselişlerde ise ciddi miktarlarda satış yapıyor şeklinde bunu yorumlamamız gerekiyor. Bunun ters düşüncesi biz endeksin Aralık ayı sonlarında 89 binler, 88 binler civarında iken yabancı takas oranı artıyor ama buna rağmen endekste bir gerileme yaşanıyordu. Endekste bir gerileme yaşanıyor ise ve buna rağmen yabancı takas oranında bir artış oluyorsa bu durumda da yabancı çaktırmadan, hissettirmeden mal alıyor demektir. Burada önemli bir niyeti var demektir. Burada arkadaşlar işte gördüğünüz gibi yabancı yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendirmekte ve son 2 gün içerisinde endeks malumunuz üzere 99 bin üzerine kadar devam ediyor.
gidebilecek son derece sert bir yükseliş yaşadı. Ama %63-70'lere doğru gerileyen de bir yabancı takas oranı var. Değerli arkadaşlar, yabancı takas oranı %65'lerden ve hatta şuraya geldiğimiz zaman evet %65'ler seviyesinden bir gerileme eğilimi içerisinde olduğunu görmekteyiz. Hatta yabancı takas oranının %66'lar seviyesini dahi gördüğüne biz tanık olduk diyebiliriz. Sevgili arkadaşlar, malum tablo şudur. Neden endeks geçtiğimiz hafta bu kadar önemli bir yükseliş yaşadı? Bunun izahını 3 ana başlık altında verebiliriz. 1. Standard & Poor's denilen bütün dünyanın itibar etmiş olduğu bir kredi derecelendirme kuruluşundan gelen bir açıklama vardı. Dedi ki, Türkiye şu anda herhangi bir not indirimi riski ile karşı karşıya değil, bir başka ifadeyle bugünlerde, bu dönemlerde Türkiye için bir not indirimi düşünmüyoruz manasına gelen bir açıklamada bulundu. 2. EBRD denilen Avrupa'nın Kalkınma Bankası olarak adlandırılan, çeşitli ülkelerde yatırımlar yapan, çeşitli ülkelerdeki şirketlere krediler tahsis eden bir finans kuruluşu ama itibarlı son derece önemli bir finans kuruluşundan gelen bir açıklama dedi ki Türkiye'deki bankaların batık kredileriyle ilgileniyoruz dedi. Ve tabii ki S-400'lerle ilgili olarak yaşanmakta olan olumsuzluklara rağmen S-400'lerle ilgili mevzuda F-35'lerle alakalı olan konuyla ilgili olarak pilotların eğitimiyle ilgili ABD'den gelen herhangi bir sorun olmadığı, bu eğitim programının her ne kadar aramızdaki uyuşmazlık veya anlaşmazlık devam ediyor olsa bile bu eğitim programıyla ilgili herhangi bir sorunun olmadığına dair bir açıklama yapıldı. Şimdi değerli dostlar, bu üç önemli açıklamanın aynı anda gelmesi ve hepsinden de ziyade S&P dediğimiz Standard & Poor's'un ve diğer nokta olarak EBRD dediğimiz Avrupa'nın Kalkınma Bankası olarak tanımlamış olduğumuz bu iki önemli yabancı kaynaktan gelen olumlu haberlere ben son derece temkinli ve hatta oldukça maksatlı yaklaşıyorum. Niçin biliyor musunuz? Arkadaşlar, yabancı özellikle swap krizi sebebiyle paldır küldür satış yapmak zorunda kaldı. İstemediği bir strateji uygulamak zorunda kaldı. Yani yabancı aslında sizlere hep anlatmıştım. 100 bin ila 105 bin, 106 bin arasında birçok git gel yaptırmak suretiyle burada Türk yatırımcısını veya yerli yatırımcıyı yahu bu endeks 100 binin altına gelmiyor. İşte 100 bin çok sağlam ve çok güçlü bir destek oldu şeklindeki bir mesajla kandırmak ve onu 100 binin aşağısındaki seviyelerde alım yapmaya korkarken bir anlamda onu bir şekilde 100 binin altına gelmediğine inandırıp endeksin 130'lara, 140'lara, 150'lere işte duyuyorsunuz arkadaşlar bir takım analistlerden veyahut da bir takım yorumculardan 3-5 gün öncesine kadar endekse dair son derece yüksek pahalar biçilmekteydi. Bu kanaate inandırmak suretiyle bir şekilde yeni alıcıların gelmesini sağlamak istiyorlardı. Ama maalesef ki swap krizi dediğimiz, swap problemi dediğimiz mevzuyla yabancı istemiş olduğu stratejiyi uygulayamadı ve ani satışlar yapmak suretiyle düşündüğünü gerçekleştiremeyerek bir anda 90 binlere kadar endeksin geri çekilmesine sebebiyet verdi. Şimdi arkadaşlar, endekste 2 gün içerisinde 100 bin lira yaklaşan bir atak yaşandı. Bu atak güvenilir bir atak değil. Öncelikle bunu söylemek istiyorum ve bu anlattıklarımın da nedeni ve sebebi tamamıyla yabancının bir oyunu olduğunu sizlere izah edebilmek bakımından. Yabancı istemiş olduğu strateji uygulayamadığı için bir anda sert satışlar yaparak nakde erişmek, TL nakdine erişmek mecburiyetinde kaldığı için endeks 90 bin lira doğru yaklaştı ve şu anda belki de diyorum değerli dostlar, Standard & Poor's veya EBRD bu açıklamaları kasıtlı olarak yaptı. Bu kasıtla yabancı almadı aslında. Endeksi yükselten gerçek anlamda yabancılar değil aslında. Veya yabancı 2 aldıysa onun peşine takılanlar 3, 5, 10 seviyede alım yaptı. Birazdan sizlere 1 Nisan tarihinden itibaren
kimlerin ne aldığını tek tek anlattığım zaman bana bu konuda hak vereceksiniz. Genele yayılmış bir alım söz konusu değil. Sadece ve sadece iki aracı kurum üzerinden yoğunlaşmış olan bir alım politikası söz konusu ve bir yandan o iki aracı kurumu yönlendiren A fonu veya B fonu bilmiyorum ki hangi fondur ama o fonun yönlendirmesiyle endekste çok önemli bir rally yaşandı. Yaşatıldı daha doğrusu. Tabii ki aşağı seviyelere kadar gerilemiş olan endeksten alım yapan yabancı trade mantığıyla yani al-sat mantığıyla daha önce sattı, yukarıdan sattığını bir miktar aşağıdan da almış olabilir. Ama yabancı bu pozisyonu taşımak, endeksi 110'lara, 120'lere, 130'lara götürmek amacıyla bu alımı yapmadı. Yabancı dediğim gibi ani bir satış yapmak mecburiyetinde kalıp da endeksin 90 binlere kadar gerilemesine sebebiyet verdiği için biraz daha satışlarına devam etmiş olsa hiç alıcı bulamayacağından dolayı bir şekilde endekse bir tepki verdirip tekrardan sanki 100 binlerin üzerine çıkacakmış gibi bir görüntü, bir makyaj yaratma derdinde olduğu kanaatindeyim. Bütün bunları anlatmamdaki sebep değerli dostlar, yabancının yapmış olduğu satışlar sonrasında veyahut da endekste yaşanan yükselişe rağmen yabancı hala satış yapıyor. Endeks gördüğünüz gibi son 3-4 gün içerisinde önemli bir atakta, daha doğrusu artı eğilim içerisinde ama Perşembe ve Cuma günü çok önemli bir yukarı eğilim gerçekleştirdi. Buna rağmen yabancının satış içerisinde olmasının anlamı şu, endeksteki yukarı hareketler yabancı için satış fırsatı olarak bir değerlendirme yapılmış. Yabancı bunu satış fırsatı olarak görüyorsa ve endeksin yükselişinde bu konu yeni yeni satışlara sebebiyet oluşturuyorsa işte bu durumda yerli yatırımcının önemli bir hezimete uğramaması anlamında çok ama çok dikkatli olması gerekiyor. Ben sizlere sürekli olarak şu uyarıda bulundum. Dedim ki 95 binlere yönelik bir atak olabilir. Bu 95 bin hatta 95-96 aralığında çok dikkatli olunmalı. 95 bin aşılamıyor. Bu noktada bir takım zorlanmalar oluyor dediğim son analizimde. Ama son tablo şunu göstermekteki 96 binin de aşılıp 99 binlere hatta 100 bin eşiğine doğru bir yaklaşımın olması burada önemli bir tuzak veya son endeks için önemli mayınların döşenmiş olduğunu değerlendirebiliriz. Değerli arkadaşlar 1 Mart tarihi itibariyle bakınız görmüş olduğunuz tablo 1 Mart tarihini işlemlerini yansıtmakta ve 1 Mart tarihi itibariyle gördüğünüz gibi Merrill Lynch 250 milyon TL civarında bir satış yapmış. Citibank 130 milyon civarında bir satış yapmış. 2 Mart tarihine geçelim arkadaşlar. Yani Salı günü itibariyle tabloya bakalım. Salı gününe geldiğimiz zaman Salı günü itibariyle Merrill Lynch'in 225 milyon TL civarında bir satış yaptığını görmekteyiz. Ve Citibank 35 milyon civarında bir satış gerçekleştirmiş. 3 Mart tarihine geldiğimiz zaman değerli dostlar yine Merrill Lynch'in yaklaşık 130 milyon civarında bir satış yaptığını görmekteyiz. Şurada gördüğünüz gibi. Arkadaşlar Merrill Lynch neredeyse 3 gün içerisinde 600-700 milyon TL'lere ulaşan bir miktarda satış gerçekleştiriyor. Yani Merrill Lynch niçin kalkıp da 92 bin, 93 bin, 94 binler civarında bu miktarda bir satış yapsın? Öyle değil mi? Bunu düşünmek hakkımız değil mi bizim? Tabii ki hakkımız. Ama bir anda gelen bu az önce bahsetmiş olduğum 3 haberin etkisiyle bir şekilde Merrill Lynch'in satış yapmasına rağmen bir başka fon bu anlamda endekse yukarı taşımak, satış yapabileceği bir zemin oluşturmak düşüncesinde olmuştur diye değerlendirmekteyim. Çünkü çok sert alımlar geldi, çok sert yükselişler yaşandı ve işte bu sert alım ve yükselişlere bir iki fonun veya bir iki aracı kurumun iştirak ettiği bu yükselişlere, genele yayılmayan bu yükselişlere oldukça temkinli bakmak lazım diyorum. Ve arkadaşlar bu düşüncemin hemen paralelinde Perşembe günü yaşanmış olan o olağanüstü yükselişte, %5'lere ulaşan olağanüstü yükselişte bakıyoruz arkadaşlar. Global yatırımın 227 milyonluk alımı, TEB yatırımın
188 milyonluk alımı söz konusu. Global yatırım arkadaşlar aklınızda iyi tutun. 27 milyonluk bir alım gerçekleştirmiş. Ve diğer taraftan satış kanadına baktığımız zaman diğer satıcıların ise 280 milyon civarında olduğunu görüyoruz. Citibank 36 milyon, Merrill Lynch 37 milyon satış yapmış ve Merrill Lynch son 3 gündür 4 gündür satış yapan bir aracı kurum durumunda. Arkadaşlar bu diğer kurumlar içerisinde yerli yatırımcının olduğu gibi aynı zamanda ordinolar göndermek suretiyle yabancı yatırımcıların da başka kurumlar üzerinden yaptıkları satışlar olabileceğini düşünmek ve dikkate almak durumundayız. Gelelim arkadaşlar haftanın son işlem günü Cuma gününe. Cuma günü itibariyle ise baktığımız zaman değerli dostlar, Cuma günü yine yatırım finansın ve globalin 148 milyon civarında alımını görüyoruz. Global üzerinde durmuştum. Global bir gün önce de önemli alımlar yapmıştı ve global Cuma günü itibariyle de önemli bir alım rakamına ulaşmış durumda. O halde sevgili dostlar, bu fon hangi fon ise global yatırım aracı kurumunu kullanmak suretiyle önemli alımlar yapmak suretiyle endeksi belli bir noktadan önemli bir noktaya kadar taşımayı başarmış durumda. Ama genele yayılan bir alım görmüyoruz. Kreditin, Deutsche'nin veya Citibank'ın alıcı bir konumda olduğuna net bir şekilde tanık olmuyoruz ciddi manada. Ve arkadaşlar yine satıcılar bazında bakıyoruz. Diğer satıcıların 289 milyon gibi çok ciddi bir seviyede olduğunu görürken alıcıların 69 milyon, diğer alıcıların 69 milyon boyutlarında olduğunu görüyoruz. O halde arkadaşlar işte bu diğer olarak belirtilmiş olan takas analizindeki bölümde ismini gizleyen, kimliğini gizlemek isteyen, ilk 5'te yer almak istemeyen farklı kurumların satıcı konumunda olması endeks adına önemli bir tehlike olarak değerlendirilmeli veya tereddüt konusu olarak değerlendirilmeli. Şimdi arkadaşlar ben buradan ayrılıyorum ve dönüyorum. Bu hafta içerisinde endeksteki, daha doğrusu aracı kurumlar bazında en çok alım ve satım yapılan hisselere bakmak istiyorum. Türk Hava Yolları malum onun üzere önemli bir atak yaşadı. Lot bazında 1 Nisan tarihi ile 5 Nisan tarihi arasında 13,5 milyon lot civarında bir yabancı ilgisi oluşmuş. Bu grafiğimde yabancıların en çok alım yaptığı geçtiğimiz hafta itibariyle hisseleri görmektesiniz. Garantiye bakıyorum arkadaşlar, 9,5 milyon lot civarında, Vakıfbank 8,5 milyon lot civarında alımlar gerçekleşmiş. Ama şurada görmekte olduğunuz gibi bu lot miktarları çok büyük oranda endeksin 10.000 puan gibi, daha doğrusu 90.000'lere yani 99.000 puanlar civarında önemli bir atak yaşamasını gerektirecek kadar çok büyük lot miktarları olarak değerlendirilemez. Birazdan sizlere bu hisselerdeki ilk 5 günde veya hafta genelinde yaşanmakta olan para giriş çıkış muhasebesini aktardığım zaman ne demek istediğimi çok daha iyi anlayabileceksiniz. Bu yükseliş süreci içerisinde Halk Bankası'ndan 47 milyon lot civarında bir satış gerçekleşmiş. Emlak Konut Yatırım Ortaklığı'ndan 25 milyon civarında, Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası, Petkim ve Kardemir'den ise oldukça ciddi miktarlarda satışların gerçekleştiğine tanık olmuş bulunuyoruz. Hemen arkadaşlar az önce ifade etmiş olduğum konuya geliyorum. Borsapivot.com sitemizin verilerinden yararlanmak suretiyle günlük para giriş çıkış bölümüne tıkladığımda son bir hafta içerisinde arkadaşlar, son 5 gün içerisinde hangi hissede daha fazla para girişinin yaşandığını görmeye çalışıyorum. Evet, Türk Hava Yolları bariz bir şekilde son 5 günde 12 milyon, 26 milyon, 44 milyon, 35 milyon şeklinde 115 milyon civarında para girişi yaşamış ve 14.55'ler seviyesine kadar 12'ler civarlarından bir atak yaşamış bulunuyor. Akbank'a bakıyorum arkadaşlar. Akbank son 5 günü dikkate aldığımız zaman ilk 3 günde önemli para çıkışları yaşamış olmasına rağmen son 2 günde yaşadığı para girişlerine rağmen diyorum arkadaşlar, koca bir hafta boyunca haftayı 18 milyon civarında bir artıyla kapatmış, 9.000 puanlık bir artışın yaşandığı bir haftada Akbank gibi önemli bir banka hissesinin sadece 18 milyon artıda olması şüphe götüren bir durumdur. Garantiye bakalım arkadaşlar. Garantide
17 milyon civarında artıda ama son 5 günü dikkate aldığımız zaman son 5'in en son gününde 58 milyon civarında bir para çıkışı yaşarken 9 milyon, 20 milyon, 9.7 milyon ve 35 milyonluk para girişleri olmuş. Ama sonuç itibariyle hafta genelini değerlendirdiğimiz zaman haftanın ilk 3 gününde yaşanan önemli para çıkışları veya zayıf eğilimin rağmen son 2 günde çok da büyük miktarlarda bir para girişinin oluşmadığını görüyoruz. İşte bütün bunların paralelinde arkadaşlar diyebiliyoruz ki endekste yaşanmış olan yükselişi bir fake yükseliş, kasıtlı bir yükseliş ve yabancı kurumlardan gelen gerek EBR olsun gerek S&P olsun. Bakın S&P diyor ki şu an için herhangi bir not artırımı riskiyle karşı karşıya değil. Bugün bunu söylüyor ama bir hafta sonra Türkiye'nin şu sebeplerinden dolayı not indirimiyle not indirimi riski altında bulunuyor şeklinde bir açıklama yapmayacağının hiçbir garantisi yok. S&P şunu söylemiyor. Demiyor ki ben önümüzdeki ilk takvimde Türkiye'nin her notunda herhangi bir indirim yapmayacağım şeklinde kesin bir ifade kullanmıyor. Veya EBRD'de denilen Avrupa Kalkınma Bankası ben Türkiye'nin işte batık kredileriyle, bankalarının batık kredileriyle ilgili olan problemleriyle ilgileniyorum diyor. İlgileniyormuş. Ha yarın kalkıp diyecek ki evet o gün ilgilendim ama ilgilendikten sonra baktım ki hoşuma gitmedi ve ben bu konudan vazgeçtim. Hiçbir kesinlik yok arkadaşlar. İşte borsadaki tablo tamamıyla psikolojiyle alakalı olan bir durum. Net bir kesinlik görmüyorsanız yapılan açıklamalarında her an her saniye farklı bir yöne evrilebileceğini dikkate almak durumundasınız. Bu vesileyle lütfen ama lütfen dikkatli olunuz. Dikkatli olunuz derken hangi seviyelere dikkat etmek gerekir noktasına gelelim isterseniz. Yabancı takas oranı endeks 99 binlere ulaşmış olmasına rağmen %63-70 gibi bir seviyeye ulaşmış ve bütün hafta boyunca geçtiğimiz hafta süreci içerisinde yabancı takas oranının yaşanan yükselişlere ve alımlara rağmen %2.11 gibi önemli bir gerileme yaşamış olduğunu da hatırlatalım, belirtmiş olalım. Şimdi değerli arkadaşlar. Endeks için 90.000 seviyesi, şu kalın çizgi 90.500 seviyesinin önemli bir destek olduğunu sürekli vurguluyorum. Zaman zaman aşağılarına geri çekilmeler olmuş geçtiğimiz aylar içerisinde ama bu seviye üzerinde kalınmaya çalışılmış. Gelen sert satışlar sonucunda gene 90.500 seviyesi bir destek rolü üstlenmiş ve biz geçtiğimiz haftayı 90.500'lerden gelen tepkiyle %5.33'lük bir değer kazancı veya bir önceki haftanın kaybına yönelik belirtmiş olduğum nedenlere mütakip bir tepki ile tamamlamış bulunmaktayız. Sevgili arkadaşlar 98.783 seviyesinden hafta tamamlandı. Şurada görmekte olduğunuz bir Fibonacci direncimiz bulunuyor ve bu Fibonacci direncimiz ise 38.2'ye denk gelmekte olan 98.736. Görüntü o ki arkadaşlar 98.736 seviyesinin çok minik bir miktarda üzerinde bir haftalık kapanış gerçekleşti. Bu noktadan sonra %50 seviyesine denk gelen 103.93 seviyemiz en önemli Fibonacci direncimiz konumunda 105'lere 106'lara giden ataklarda bile biz net bir şekilde 103.093 direncini kıramadık. Çünkü bunun üzerinde net bir kalıcılık yaşanamadı. O halde eğer ki %38.2 olan 98.736 üzerinde biz kadar kapanış yapmaya devam edebilir isek, bu seviye bir destek alınabilir ise yönün 103 binlere kadar devam edebileceği düşünülebilir. Ancak hemen burada bir parantez açmak durumundayım ki şöyle bir tuzak da kurulabilir. Endeksin 100 bin üzerine tekrar yöneltilmek suretiyle sanki tekrar 100 bin üzerine çıkmak ve 100 bin üzerine yerleşmek niyetinde olan o yaşanan swap krizinin gelip geçici bir kriz olduğu algısını yaratmak suretiyle tekrardan 100 bini destek yapmayan ve tekrardan 103'lere, 105'lere vesairelere gitmek isteyen hani o bir hafta 10 gün önceki olumlu görünümünü devam ettirmek niyetinde olan bir endeks havası yaratabilmek için burada bir tuzak kurulabilir. İşte bu noktada değerli dostlar 100 bin üzerine yönelik ataklar olur veya 100 bine yaklaşımlar olduğu anlarda çok dikkatli olmak lazım. Bu noktada arkadaşlar
hangi seviyelere özel bir önem vermek gerekiyor? Bu haftanın pivot seviyelerine değerli dostlar. Bu haftanın pivot seviyesi 97.161 seviyesine işaret etmekte. Şayet biz 97.161 seviyesinin üzerinde kalabilir, bu seviyeyi bir destek olarak kabul edebilir isek, yönümüzün öncelikle 100.000 psikolojik direnci, 100.000 ila 100.600-500 arasındaki bölgeye dikkat etmeliyiz. Şayet 100.000'in üzerinde çıkılır, 105-106.000 üzerinde bir destek oluşturulabilir ise, yani 100.000 aşıldıktan sonra minimum 500 puanlık bir fark araya tampon bölge olarak konulabilir ise, işte bu durumda diyebiliriz ki endeks 101'i destek yapmak istiyor ve 102.500'lere doğru bir hareketlenme yaşamak istiyor diyebiliriz. Şayet arkadaşlar bu başarılamaz ise, satış baskısı yoğun bir şekilde oluşabilir ise, bu durumda 95.000 seviyesi, 95.100.000 seviyesi önemli bir destek olarak düşünülmeli. 95.000 seviyesinin aşağısına inilir ve 95.000 bir direnç konumu olarak algılanır ise, bu durumda geri çekilmenin 89.800'lere, 90.000'lere doğru devam edebileceğini dikkate almak gerekmeli diye düşünüyorum. Arkadaşlar günlük bazda bakacak olur ise, pazartesi günü ne olabilir, hangi rakamlara ve seviyelere dikkat etmek gerekir diye bakacak olur isek, 98.550 seviyesi pazartesi gününün günlük manada bir pivot seviyesi konumunda. Bu seviye üzerinde kalınır ve açılışımız yukarı yönlü olur ise 99.700 seviyesine ve ardından da 100.342 seviyesine dikkat etmeliyiz. Hani biraz önce sizlere söyledim ya, 100.000 üzerine yönelik bir atak olabilir ve 100.000 tekrar aşıldı, 100.000 tekrar destek yapılmaya çalışılıyor. 100 ila 105.000 arasında bir tampon bölge oluşturulup da 100.500 üzerinde bir seyir hakim olacak olur ise, işte bu durumda 102.500 ihtimali doğmuş olacaktır. Ama dediğim gibi 100.000'e yaklaşımlarda 99.700'e çok dikkat etmeli. Eğer 100.000 aşılacak olur ise 100.342 veya biraz daha yuvarlak bir ifadeyle 100.000 ila 100.500-100.600 aralığına çok ama çok dikkat etmek gerekir. Bu bölgede tutunma olacak mı olmayacak mı, bunu anlamanın yegane yolu ise aracı kurumlardan yabancılar ciddi alımlar yapıyorlar mı ve özellikle de büyük hisselere, Garanti Bankası, İş Bankası, Akbank, Petkim, hatta Kardemir, Ereğli gibi endeksi force edebilecek olan hisselere para girişi oluyor mu olmuyor mu, yoksa para çıkışı mı var? Bu nüanslara, bu detaylara dikkat etmek gerekiyor değerli dostlar. Endeks oldukça sıkıntılı bir süreç içerisinde bulunuyor. Oluşan yükselişler gerçekten tuzak anlamına gelebilir ki şahsi kanaatim itibariyle bir tuzaktır. 100.000 üzerine bir atak oluşabilir. Böyle bir atak yaşanmış olsa bile güvenle bakmamak gerektiğini ve endekse yeni ve sert bir satış dalgasının her an her saniye gelme olasılığının mevcut olduğunu lütfen ama lütfen unutmayınız. Çünkü yabancı endeksin yükselişini tamamen ve tamamen satış fırsatı olarak görmekte, bu grafikte bize bunu çok net bir şekilde ifade ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki günlük grafiğimi bir kez daha sizlere hatırlatmış olayım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar yabancı satmaya devam ediyor ama endeks yükseliyor. En büyük tehlike yabancı satarken endeksin yükselmesidir. En büyük avantaj ise endeks düşerken yabancının takas oranında bir artış olmasıdır. Bunlar bizler için öncü sinyaller konumundadır. Sevgili arkadaşlar, endekse dair söyleyebileceklerim şu an için bunlardan ibaret. Benim görevim sizlere görmüş olduğum olumsuz durumları, olumlu bir hava içerisinde bulunuyor olsak bile, bu olumlu hava içerisine gizlenmeye çalışılan olumsuz durumları bir şekilde sizlere aktarmaya ve sizleri bilinçlendirmeye çalışmaktır. Sizler tabii ki kendi kararlarınızı kendiniz vereceksiniz. Benim yapmış olduğum açıklamalarım asla bir yatırım danışmanlığı veya sizleri yönlendirmek amacı ve niteliğini taşımamakta. Sadece endeksin, piyasaların, borsanın içinde bulunduğu koşulları ve endekse yön veren
ana kuruluşlar olarak yabancıların hangi eğilimler ve niyetler içerisinde olduğunu belli, somut veri ve rakamlarla sizlere aktarmak ve bilgilendirebilmektir. Değerli arkadaşlarım, umuyorum ki önümüzdeki hafta endeksteki farklı gelişmeleri tekrardan yorumlamak adına tekrar birlikte olabiliriz. Elbette ki arkadaşlar, pazartesi günü itibariyle şaibeli olan, henüz daha doğrusu sonuçlanmamış olan, itiraza konu edilmiş olan seçim sonuçları ile ilgili gelecek olan açıklamalar da piyasaları etkileyecektir. Gelecek olan açıklamaların piyasalara nasıl şekilde bir etki yaratabileceği hususunu dolar analiziyle ilgili yapmış olduğum YouTube kaydımda ayrıntılı bir şekilde değerlendirdim. Arzu edenler dolar TL ile ilgili olarak yaptığım, dün aktarmış olduğum analizimden bu konuyla ilgili detayları öğrenme fırsatını elde edebilirler. Efendim, hoşça kalınız diyorum. Çok güzel bir hafta sonu ve umuyorum ki önümüzdeki hafta beklentilerinize yanıt bulabildiğiniz güzel bir hafta olsun dileklerimle. Sevgiler, saygılar.